Dikkatinizi çekiyorum. İşçi Partisi'nin önderliğinde yeniden kucaklaştık. İşçi Partisi süreci baltalamak, süreci sabote etmek, hatta sokakları tahrik etmek için her yola başvuruyor. Bu parti şu anda sağ eliyle MHP'yi, sol eliyle CHP'yi adeta parmağında oynatıyor. Özellikle İşçi Partisi liderinin Beka Vadisi'nde terör örgütünün kamplarında terör örgütünün liderleriyle sarmaş dolaş çektirdiği fotoğraflar, terör örgütüne verdiği akıllar, tavsiyeler herkes tarafından çok iyi bilinir. İyi akşamlar Ulusal Kanal izleyicileri. Bir gündem özel programıyla karşınızdayız. Konuşmaları dinlediniz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan'ın hafta sonundan beri gündeminin merkezinde İşçi Partisi var. Hedefleri, söylemleri, eleştiri oklarının hedefinde İşçi Partisi var. Artık meclisteki muhalefet partilerinde İşçi Partisi üzerinden eleştiriyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bunu önce MÜSİAD Genel Kurulu'na başlattı. Daha sonra pazartesi günü il ve ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda sürdürdü. Son olarak bugün de meclisteki grup toplantısında yine İşçi Partisi'ni, Milli Merkezi ve Bölünme Anayasası'na sürece karşı çıkan kuvvetleri hedef aldı. Biz de bu gelişmeleri İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Ferit İlsever'le konuşacağız. Sayın İlsever, hoş geldiniz. Hoş buldum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını takip ettik biz de. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu nasıl anlamak lazım? Bugün özellikle son 4 gündür bütün konuşmalarında eleştiri hedeflerinin okların hedefinde İşçi Partisi var. Evet. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi öncelikle sizlere, tabii bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Vallahi sorunuzun yanıtına geçmeden önce şimdi izledik de özetini zaten. Dediğiniz gibi 3 gündür her bulunduğu yerde, her konuştuğu ortamda mutlaka dediğiniz gibi bir tavır alıyor ve partimize saldırıyor. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Yani bu olay belki de son dönemlerde beni en mutlu eden olaydır. Tayyip Erdoğan'ın bu çıkışı. Çünkü şudur. Doğrusu bir devrimci olarak benim açımdan yaptıklarımızın ölçüsü şudur. Karşımızda yer alan ve belki de şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki kötülüklerin en başında yer alan, yani işte bölücülüktü, ondan sonra vatana ihanet gibi neredeyse bu noktalardaki bir programın uygulanmasının en merkezinde, en başında yer alan şahıs tarafından bütün saldırıların hedefi olmak ve o hedefe konmak bana doğrusu mutluluk veriyor. Şundan dolayı demek ki biz doğru yoldayız. Önce ben bunu tespit ediyorum ve bunun altını çiziyorum. Evet. Yani onun yaptıklarının tam tersini yapan, o bölüyorsa Türkiye'yi birleştirmeye çalışan, o Obama'lara, bilmem Bush'lara, bilmem neye peşkeş çekiyorsa, Avrupa Birliği'ne, yok Amerikan emperyalizmine çekiyorsa, Türkiye'nin dik durmasını savunan, bölgede birliği savunan, o komşularımıza düşmanlık yapıp bölgeyi parçalamaya, Türk, Kürt, Arap düşmanlığı Amerikan emperyalizminin hizmetinde, kucağında yapmaya çalışıyorsa, ona karşı bütün bölgeyi, en başta da bir ülkemizi birleştirmeye çalışan bir parti olarak yaptıklarının tam tersi, %100, %90 diyelim, tam karşıt konumunda bulunan bir parti olarak demek ki doğru yoldayız. Tekrar vurguluyorum. Yani bütün kötülüklerin başı olarak gördüğümüz, onun merkezinde gördüğümüz bir şahıs tarafından bu şekilde hedef alınmak dediğim gibi bana gerçekten mutluluk veriyor. Bir defa birinci tespitimiz bu. Yaptığımız işler doğru. Tabii ikincisi, daha da önemlisi şu, eğer doğru yapıldığı zaman Tayyip Erdoğan ya da ne bileyim bu Gladio'nun doğrudan yönettiği kişiler, şahıslar tarafından hedef alınıyor değiliz. Alınmış da değiliz bugüne kadar. Böyle bir şey olmuyor. Bugün özel olarak ne var da, yani sadece doğru dolayısıyla değil, özel olarak ne var da hedef alınıyoruz? Yani AKP iktidarı geldiğinden beri İşçi Partisi muhalefet ediyor zaten. Evet. Sürekli karşı çıkıyor. Evet. Ama bu dönemde özellikle son
bir hafta içerisinde hedef almasının bir nedeni. Anlamı nedir sizce? Ya ben şimdi orada da bir hatırlatma yapayım. Biz 2003 1 Mart tezkeresinde çok canlı bir mücadele yürütürken ona karşı 1 Mart tezkeresi bölücülüğün şeydi, zirvesiydi. O zaman da hedef almıştı ve yine Kızılcahamam'da topluyordu milletvekillerini falan filan. Ama yani yine orada da Doğu Perinçe, ya Doğu Perinçe dediklerini yaparsınız ya benim dediklerimi yaparsınız falan gibi, evet, 1 Mart tezkeresine destek yağdırmıştı. Tehditler yapmıştı milletvekili falan ve o tezkere geçmedi. Orada İşçi Partisi'nin yine çok tayin edici rolü var. Bu kanalın, ulusal kanalında o günkü uyanışta 1 Mart tezkeresine karşı, ben de onun o zaman başındaydım, kanalın çok etkili rolü olmuştur. Ama bugün durum başka. Yani bir Kızılcahamam toplantısında söylenen falan bir laf değil bu. Bu şeyin kendisine karşı olan güçlerin, milli güçlerin Türkiye'de, vatansever güçlerin, Atatürkçü, devrimci, sosyalist falan ama vatansever güçlerin topluca bir araya gelmesinin, birleşmesinin, bir milli merkez kurmasının ve bir cephe, bir milli cephe oluşturmasının yankılarıdır, sonucudur. Demek ki Türkiye'de milli kuvvetler güçleniyor. Bu arada tabii İşçi Partisi de güçleniyor. Ve bundan son derece rahatsızdır. Ve şöyle söyleyeyim. Gladio'nun bir psikolojik savaş barikatı var. Bunu yıllardır yaşadığımız için ve bunu ben bizzat tanık olduğum için çok yakından bilirim. Konuşulur. Susar, görmezden gelir, göstermez. Yaptığınız bütün olumlu şeyleri, bu yıllardır, 40 yıldır biz bu memlekette siyaset yapıyoruz. Doğru şeyler yapıyoruz. Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilere karşı mücadele ediyoruz ama her dönemde böyle olmaz. Ne zaman olur bu? O psikolojik savaş barikatı yıkıldığı zaman Gladio, Amerikan emperyalizmi geri çekilir ve geride bir mevzide bu sefer sana cepheden saldırıyla şey yapmaya, gelişmeyi durdurmaya çalışır. Bugün Tayyip Erdoğan'a verilen görev budur, rol budur. Bunu yönetenler doğrudan doğruya önüne şimdi, yani onun aklı ermez bu kadar şeylere. Şurada susayım da burada konuşayım da burada gürleyim de bilmem ne diyeyim de, yönetenler tarafından bizzat önüne konan şey, bak görüyorsun İşçi Partisi gelişiyor ama ya sadece bu değil, karşısında bütün kuvvetlerle beraber birleşerek geliyor ve bir milli merkez oluşuyor. Türkiye'nin bir milli kuvvetleri, bir Amerikan emperyalizmine karşı, yıkılan Türkiye'ye karşı, bölünmeye çalışılan Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturuyor. Büyük bir kuvvet ortaya çıkıyor. Bu bizim sonumuz demektir. Ben yorumlayayım bunları hepsini ve çok güçlü bir şey ortaya çıkmıştır. Tablo ortaya çıkmıştır. Bunun yarattığı endişedir, korkudur, telaştır. Bu Tayyip Erdoğan'ın feryadı. Nitekim bu işte dünkü il başkanı, ilçe başkanları toplantısı çok kritik. Bu dönemde çok kritik, evet, bir toplantı. Oradaki konuşmasında iki noktanın altını çiziyor. Hatırlarsınız, bir sokağa terörize edenler diye yönel İşçi Partisi'ne saldırı. Burada konuşmalarda da vardı. Sokağı terörize edenler ve özellikle birbirleriyle ittifak yapanlar. Evet. Aynı zamanda. Tekrar Türkiye'yi 1980'lerden çevirmeye çalışıyorlar, evet, gibi. Evet. Ayrıca onu da şey yapıyor. Onun üzerine duracağım aynı zamanda. Ama öncelikle şunun üzerine duralım. Sokağı terörize etmek, işin gerçeği şu. Onun terörize, terörden anladığı şey. Bizim 19 Mayıs 2012 ile başlayan büyük gençliğin uyanışı, halkın uyanışı, daha sonra 29 Ekim'de 10 Kasımlarla yüz binlerin, milyonların Atatürk'e sahip çıkarak ve Cumhuriyet devrimine sahip çıkarak sahneye çıkması, yine 8 Nisan'ın en son Silivri'de bu büyük kuvvet kendisini göstermiştir ve barikatları yıka yıka halkın büyük gücü geliyor. Yani bu Tayyip Erdoğanların bölücü şeyine karşı, politikasına karşı, BOP eş başkanlığı iktidarına karşı bir büyük kuvvet ayağa kalkmış geliyor. İşte sokağa terörize etmek bu. İkincisi de tabii ittifak yapanlar diyor. O da çok doğru. Yani bizim en son Ankara'daki 23 Nisan milli merkez oluşumuyla sergilenen tablo, evet, yani Türkiye'nin önemli kuvvetlerinin bir araya gelmiş olması bir büyük gücün sahneye çıkmakta olduğunu gösteriyor ve dolayısıyla dediğim gibi buradaki susma, susturma, görmeme, göstermeme barikatı yıkılmıştır. Yıkılmıştır ve şimdi panik ve telaş içinde korkmaktadırlar. Şimdi ben bu vesileyle şunu da şey yapayım. Bugün aldığım bir haber. İsim çok önemli değil ama 3 tane Demokratik Sol Partili yönetici arkadaşın Milli Merkez'e müracaat ettiklerini ve yer almak istediklerini DSP olarak
Demokratik Sol Parti olarak öğrenmiş bulunuyorum. Bunu da izleyicilerimize buradan duyuralım. Önümüzdeki günlerde tabii yani 23 Nisan'da orada DSP temsilcileri yoktu. Yoktu. Şimdi evet. Bu mücadeleyle beraber. Sağ olsun Tayyip Erdoğan'ın saldırısıyla beraber diyelim aynı zamanda. O saldırdıkça evet. Burası büyüyor. Onu söyleyeyim ben. O saldırdıkça biz büyüyoruz. Şimdi zaten o sokağı terörize etmek 29 Ekimler, 10 Kasımlar bilmem şeyler 19 Mayıslar falan zaten nasıl ortaya çıktı? 5 yıldır ulusal kanal üzerinde, aydınlık üzerinde, işçi partisi üzerinde uygulamadığı terör, baskı bilmem zulüm kalmadı. Yöneticilerimiz, genel başkanımız en başta hala 5 yıldır hapiste. Bu kanalı yöneticileri, işçi partisinin yöneticileri 3 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır hepsi hapiste. Bu kadar zulme rağmen yani burası kaç defa? 3 defa basıldı. Bu kadar baskıya ve zulme rağmen burası gelişiyor ve güçleniyor. Yani saldırdıkça gelişiyoruz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi İlk 2008 Mart ayında gözaltına alındığımız zaman. Evet. 21 Mart 2008. Hepimizin en başta genel başkanımız olmak üzere bunlarla karşı karşıya geldiğimiz her yerde feryadımız şu oldu. Yıkılacaksınız. Çünkü haksızsınız. Kanunsuz işler yapıyorsunuz. Yasa dışı işler yapıyorsunuz. Türkiye'nin aleyhine çalışıyorsunuz. Kötülüğüne çalışıyorsunuz. Büyük Ortadoğu Projesi'nin hizmetinden siz emrindesiniz. Böyle gitmez. Bu zulüm böyle sürmez. Yıkılacaksınız. Feryadımız bu oldu. Ve geldik mi şimdi oraya? İşte yıkılıyorlar. Hem de nasıl yıkılıyorlar? Gümbür gümbür yıkılıyorlar. Bakın bir suratına, o suratındaki hakikaten yani sigortası patlamış 60 vaziyette. Yani ne söylediğini bilmez vaziyette. O suratındaki hal, ruh hali, gerginliği bilmem her şeyi tabloyu göstermektedir. Kapkara bir yüzle böyle. Evet, dolayısıyla biz sonunu görüyoruz. Bu olayın sonunu görüyoruz. Ben şimdi bakın bu vesileyle bir şey daha söyleyeyim. Yani bir parantez açayım burada. Bu söylediklerimizi doğrulayan bir tabloyu, bir olayı da bugün yaşadık. O da şu. Şimdi ismi çok önemli değil. Bir PKK liderlerinden bir tanesi. Mustafa Karasu. Evet. Önemli olan şu. Özgür Politika gazetesine yazdığı yazı. Bugünkü sayısında Özgür Politika gazetesinin. Bakın Sabahleyin Tayyip Erdoğan grup konuşmasında işçi partisine saldırıyor. Burada az önce yayınladınız. Çözümün karşısındaki engeller şunlar bunlar falan filan. Neyse. Akşam üzeri öğleden sonra da PKK liderlerinden bir tanesi Mustafa Karasu aynı şekilde işçi partisine hedef alıyor. İşte çözümün karşısındaki önemli kuvvet. Baştan sonra bir işçi partisi düşmanlığı. Baştan sonra bir işçi partisi. Aynı Tayyip Erdoğan. Hatta birkaç tane sözünü aldım şurada. Faşist ve despot güçlerle ittifak halindeki işçi partisi bir sözünde ordu gücüyle devleti ele geçirmek istiyorlar. Ulan sen Zekeriya Öz müsün be? Savcı Zekeriya Öz. Ergenekon savcısı. Ergenekon savcısı Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan mısın? Zekeriya Öz müsün? Bak ne farkın var senin ya? Bu kullandığınız şeyler ne? Ergenekon sanıkları diye, Ergenekon diye saldırıp duruyor. Yani PKK, AKP ittifakının birçok evet. alan artık yansımaya başladı. Evet. İdeolojik evet, birliktelikler. Evet. Artık gün gün, evet. saat saat ya, o kadar bir iç içeler, kucak kucağılar ki biliyor musunuz? O büyük kuvvet, emperyalist kuvvet bunları yapıştırdı birbirine. Aynen öyle söyleyeyim, birbirine yapıştırdı. Ayrılmaları mümkün değil. Tayyip Erdoğan neyse, Abdullah Öcalan da o. Aynen böyle. Ruh ikizleri mi deniyor şimdi? İkiz kardeşler. Evet. Evet, aynen böyle. Aynen Tayyip Erdoğan. Ve bir de tabii şu çok önemli bir şey. Mustafa Karasu için parantez açayım. Ben onu da şeyden öğreniyoruz. Yine internetten gördüm bugün. O Oslo'daki görüşmeye. Evet. Cengiz Çandar yazmış bunu. MIT'in uçağıyla götürülmüş. Oslo'daki görüşme. Kandil'den alınıp Oslo'daki görüşmeye götürülen evet. PKK yöneticisi. Evet. Evet. Peki bu yani PKK'nın lider kadrolarından biri Mustafa Karasu. Evet, özellikle evet. ben yazısını tamamını okudum. Orada evet. Tabii bir böyle deniz gezmiş şeylere, Mahir Çayanlara yönelik de mesajlar da var. Özellikle 21 Mart'tan sonra, Abdullah evet, Öcalan'ın evet. mesajından sonra evet. bir sosyalistler evet. içerisinde bir tartışma, solda bir tartışma evet. başladı. Evet, evet, yani ya evet. AKP'nin, evet. Hakan Fidan'ın evet. yönettiği sürece ortak olmak evet. ya da evet. Gerçekten Kürt ve Türk kökenli bütün yurttaşlarımızın çıkarlarını savunmak. Evet. Sizce PKK içerisinde bir tartışma olduğu için mi ya, buradan bir saldırı eleştiri geliyor? Yani şöyle söyleyeyim ben. Şimdi sosyalistim deyip duruyor. O yazıyı ben de okudum bugün. Yani o kadar bunalım içindeler ve aynı Tayyip Erdoğan'ın ruh hali içindeler.
yıkılıyorlar. Onlar kendi işlerinde çok büyük sorunlarla parçalanıyorlar. Besbelli ki bağıra bağıra ben deniz gezmiş Mahir Şahani, İbrahim Kalp Akkaya sosyalistim. Sosyalist PKK diyor ya. Bizim partimiz sosyalist PKK. Yahu insaf be kardeşim ya. İnsaf. Ben şimdi ona değil, onun önemi yok. Kürt vatandaşlarımıza özellikle 68 kuşağından beri gelen birlikte olduğumuz sosyalist, solcu, devrimci arkadaşlara sesleniyorum. Ya insaf be kardeşim. Açın şu Abdullah Öcalan'ın 21 Mart konuşmasını, tekrar koyun önünüze. İslam bayrağı altında nasıl birleşeceğimizi, daha sonra yaptığı açıklamalarla, BDP'lilerin ve kendilerinin yaptığı açıklamalarla yeni anayasada tarikatlara nasıl özgürlük vereceğimizi, bunlar hepsi kendi sözleri ya. Ertesi gün yine Sırrı Süreyya Önder'in tanıklığıyla Fethullah Gülen'e nasıl İmralı'dan selamlar gönderildiğini, hepsini koyun önünüze, ondan sonra bu sosyalistliği tartışın. Uyanın, gözlerinizi açın. O sayfalar, cihazlar içinde, o konuşmalar içinde bir tane emperyalizm şeyi yoktur. ABD emperyalizmi yoktur. ABD emperyalizmini kucağındadırlar çünkü. Oturmuşlardır oraya, oturmuşlardır. Şimdi diyor ki, İşçi Partisi için, hatta şimdi oraya TKP'yi de katmış, TKP'de bunlarla beraber gibi. Yani orada da bir söylem birlikteliği var. Tayyip Erdoğan da... tabii aynı. Özellikle MHP tabanını galiba ikna etmek için, ben öyle algıladım. İşte olabilir. Komünist, o yıllardır süre gelen o soğuk savaş söylemini... şey yaparak, işte bunlar komünistlerle işbirliği yapanlar ya, o yüzden gelin bize destek olun çağrısı yapmak ya, için. Çok anlamlı şeyler yani, herkese, evet. Herkesin önüne gelen bir gerçektir bu. Nerede yer alacaksın? Amerikan emperyalizmi işbirlikçi BOP eş başkanlarının ve AS başkanları olan Abdullah Öcalan'ların yanında mı yer alacaksın? Yoksa kardeşim bunların karşısındaki büyük milli cephede, büyük milli kuvvetlerin ittifakında, güç birliğinde burada mı yer alacaksın? Tablo budur, bu kadar nettir. Bütün konuşmaları aslında gelip buraya dayanmaktadır. Aynı şekilde bu PKK liderlerinin yaptıkları açıklamalar da buraya dayanıyor. Bir noktayı daha söylemek istiyorum. İstihbarat örgütlerinin hizmetinde diyor. Ya utanın be bunu söylerken, o Karasu denen adam. Utanın be kardeşim. Sen MIT'in uçağıyla alınacaksın, Kandil'den şeye götürüleceksin, Oslo'ya götürüleceksin. Oslo müzakereleri bilmem ne, Amerika'nın kontrolünde, kucağında, İngiltere istihbaratının kucağında. Tamam mı? Senin partinin, PKK'nın lideri Hakan Fidan'a mektup yazacak ve bu açılım operasyonunda operasyon o mektupla başlayacak. Bunu bütün basın yazdı. Tekrar bütün PKK içinde, dışında Kürt solcu arkadaşlarımıza, Türk solcu arkadaşlarımıza sesleniyorum. Sorun bu mektubun hesabını. Ne yazdı? Ne yazdı Abdullah Öcalan Hakan Fidan'a? Hangi teslimiyet sıfatlarıyla ve itirafçı gibi adeta ya. Bütün tablo bu. Türkiye solunun, solcularının, Türk, Kürt önemli değil. Tarihinde MİT'e hizmet etmek, MİT'le beraber bilmem solculuk yapmak diye bir şey var mı? Kim MİT ya, MİT dediğiniz şey? Gidin bugün 50 tane Amerikalı oturmuş, Amerikalı uzman, onlarla beraber bu açılımı, bu bölücü projeyi yürüten teşkilat, al sana MİT. Gladio, o Gladio'nun şu andaki en temel merkezinde yer alan örgütlenme. Hadi bakalım, onların hizmetindesiniz ya. Onlarla beraber bölüyorsunuz Türkiye'yi. Orta Doğu'yu bölüyorsunuz. Görev verilmiş, görevlendirilmişsiniz. Burada hala solculuk taslamak. Kimi kandırıyorsunuz ya? Ben daha doğrusu burada uyanık devrimci arkadaşlarımıza, Türk olsun, Kürt olsun, gözlerini açmaya çağırıyorum. Aynı şekilde TKP'nin de, o solcaki, solda yer alan arkadaşlarımızın da ve aynı şekilde Kürt sosyalistlerinin de. Böyle bir sosyalizm var mı ya? Sosyalizm işte. Ayıp ya. Ne ya? Fethullah'a selamlar. Yok bilmem MİT'in kucağında şeyler, sarmaş dolaş AKP ile beraber, BOP eş başkanlığı ile beraber, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber. Ya sizi düşünün ya, John Kerry, Amerika Birleşik Devletleri uzmanları alkışlıyor. Açılımı tebrik ediyoruz, kutluyoruz bilmem ne diye. Tayyip Erdoğan alkışlıyor ve Abdullah Öcalan alkışlıyor. Ya siz Amerika'nın alkışlarıyla duruyorsunuz ayakta ya. Bakın onların alkışları, hem Amerika hem Avrupa Birliği'nden olumlu mesajlarla alıyor, şey yapıyorsunuz abi. Bir bakın ya şuraya. Geldiğiniz yere bir bakın kardeşim ya. Dünya tarihinde böyle bir solculuk var mı ya? Hele bugün yani. Yani evet. Bir şey daha söyleyeyim istersen. Tabii buyurun. Adnan arkadaş, ya bu bedel ödemek diyor. Biz çok bedel ödedik bir önce. Ya sen bedel ödediniz de kardeşim. Bugün kim bedel ödüyor? En büyük bedeli senin saldırdığın İşçi Partisi ödüyor. Bütün yöneticilerle, şunlarla bunlarla. Sen el üstünde tutuluyorsun neredeyse ya. Ya oraya geldik ya. En son bugün galiba KCK tahliyeleri değil mi? Müjde. Evet, KCK İstanbul'daki davada hiçbir tutuklu sanık kalmadı. Hepsi tahliye edildi. Daha neler göreceğiz bakalım. Ama bak öbür tarafta Silivri'de bütün zulüm, her şeyle.
Devam. Son 1,5 aylık süreç içerisinde 200'ün üzerinde KCK sanığı tahliye edildi. Evet. Yani o açılım süreciyle beraber PKK'nın, Abdullah Öcalan'ın talepleri birer birer yerine getiriliyor. Evet, evet. Biz izleyicilerimize duyurmayı unutmuştuk tabii. Sorular, görüşler, mesajlar için ulusal yazıp boş bırakıp 39-29'a gönderebilirsiniz. Güneydoğu'dan bir izleyicimiz Sayın Erhan Toprak göndermiş. BDP PKK eğer gerçekten sosyal ise neden önce Güneydoğu'daki toprak ağalarıyla mücadele etmiyorlar? Çok güzel. Tabii. Oraya da geleceğim ben zaten şimdi. Çok doğru. Çok doğru. Ya tam tersini aslında hepsi şu anda Amerikan emperyalizminin kucağında. Amerikan emperyalizminin Türkiye'yi bölme projesinin hizmetinde ve o bölünme tablosu içinden ortaya çıkacak olan derebeyliklerle, yani o orta çağ güçlerinin, ağaların, şu tarikatlar, şunların, bunların o bölünmüş Güneydoğu tablosu içinde o şeylere oturacaklar. Belediyelere, bilmem ne makamlarına, o meclis dedikleri bir takım bölünmüş şeylerin üzerine oturacaklar ve rantın üzerine oturacaklar. Kuzey Irak petrolünün Avrupa'ya taşınmasının rantı üzerine oturacaklar bizim TÜSİAD'la beraber. Bütün hayalleri bu, bunlardan ibaret. Hepsi bunlar. Yani bunun yanına o uyuşturucu ticareti bilmem ne falan saymıyorum. Onlar da işin şeyi, yani ekstra şeyleri. Evet. Bu mafya düzeninin, mafya tarikat düzeninin bahşetmiş olduğu bugün şeyleri, rantı, vurgunun hayalleri içinde yaşıyorlar. Sosyalistle gelince de hiç kimseye sosyalizmi bırakmıyor. Yani. Şimdi tabii bu hem partinize dönük eleştirileri yaparken Tayyip Erdoğan aynı zamanda dünkü toplantıda, yani il ve ilçe başkanları yaptığı toplantıda yerel teşkilat yöneticilerine çok sert eleştirilerde bulundu. Tabii. Özellikle orada AKP'nin tabanı %100'e yakın bu sürece destek vermiyorsa demek ki parti genel merkezimizin politikasıyla taban politikası arasında bir sıkıntı var. Tabii. Değerlendirmesi yapıyor ve bunun sorumluluğunu da il ve ilçe yöneticilerine yüklüyor. Çünkü size açılımla ilgili broşürler gönderdik, okumuyorsunuz. Tabii, tabii. Bunları taban anlatmıyorsunuz. Dolayısıyla genel merkezin politikasıyla taban arasında bir sıkıntı var diyor. Sizin gözünüzde böyle bir tablo var mı? Sıkıntı var tabii. AKP tabanından, evet. Özellikle milli merkezde ilişkiler, evet, bağlamında, evet, gelişmeler oluyor mu orada? Vallahi şimdi bak şöyle söyleyeyim. Gerçekten o şeyin dünkü il ve ilçe, zaten niye il ve ilçe yöneticileri toplarda konuşuyor? Bu ihtiyaç nereden doğdu? Böyle bir parti değil ki bu ya. Ne il ne ilçe yöneticisi tanır. Bırak sen, ne milletvekili ne bakan tanır. Ya böyle bir parti bu ya. Burası ne yani? Hepimiz biliyoruz. Ne, bu ihtiyaç nereden doğdu? Bu ihtiyaç o fırça ihtiyacından doğdu. Fırçalama ihtiyacından doğdu. Siz söylediniz, tavrını koymayan teşkilat hedef alıyorum diyor. Tavrını koymayan teşkilata hedef alırım. Hedef haline getiririm diyor. Hedefimdir diyor. Evet. Teşkilatla kendi örgütünden bahsediyor. Dediğiniz gibi gönderilen broşürleri okumayan, mesajları teşkilata ve üyelere dağıtmayan suçlaması yapıyor. En sonunda da işte verdiğimiz mesajları dinlemiyor ve halka aydınlatmıyorsunuz diyor. Yani bu ne? Yani şu anda Türkiye'nin bir numara meselesi olan ve bunların götürmüş olduğu açılıma karşı partinizde muazzam bir tepki var. Bu besbelli bir şey. Bağırıyor yani bu tepki. Şimdi çok iyi biliyoruz ama ismimizi yazmayın. Burası bir adeta bir faşist karargah konumunda. Burada demokrasinin D'si biliyor. Aman adımızı yazmayın. Her türlü şeyi anlatıyorlar. Buna tanığız. Yaşıyoruz bizzat. Bütün içerideki gelişmeleri, her şeyi öğreniyoruz. Ayrıntılı bir şekilde dostlarımız, büyük bir kısmı dostlarımız, onu da söyleyeyim ben. Önemli bir kısmı dostlarımız. En son Türkiye'yi savunacak, en son noktasında savunacak ve bu yolda her türlü şeyi de göze alacak dostlarımız, insanlarımız, vatansever insanlarımız. Dolayısıyla gelip anlatıyorlar. Duruma vakıfız. Biliyoruz yani ne olup ne bittiğini. Onun için çekiyor orada, öyle fırçalıyor. O toplantının bence çok önemli şeylerinden bir tanesi bu ve sonrasını tekrar sorduğumuzda, konuştuğumuzda aynı dostlarımızla hiçbir değişiklik olmadığını, tam tersine iyice berraklaştığını, yani şu İşçi Partisi Doğu Perinçek saldırısıyla beraber, ya bakın aslında o saldırıyı aynı zamanda kendi partisini yapıyor. Kendi partisinin de bu milli güçler cephesinde, evet, o tarafa doğru geldiğini, sürüklendiğini, şey yaptığını biliyor. Ya çünkü akım değişti, rüzgar değişti, bunu görmek lazım. Bak, bütün olay budur.
bütün devrim ve karşı devrim arasında müthiş bir devrimci rüzgar, devrimci dalga yükselmektedir Türkiye'de. İşin gerçeği bu. Bundan kimse kaçamaz. Kimse bundan kendisini kurtaramaz. Teşkilatını kurtaramaz. Bir avuç o BOP görevlileri dışında, Abdullah Güller, Tayyip Erdoğanlar ve Fethullah Gülenler dışında ve onlar koalisyon orta, Abdullah Öcalan dışında herkes bu soruyu önüne koymuştur. Nereye gidiyoruz, ne olacak ve biz burada ne yapacağız? Böyle gitmez. Şey, tavrı içindedirler yani. Ben tekrar bir Milli Merkez'e dönmek istiyorum. Çünkü üç konuşmada da ortak noktalardan, vurgulardan biri oydu. Yani işte emekli eski siyasetçiler, işte CHP, MHP hatta TKP'de katarak işte hepsi İşçi Partisi liderliğinde yeniden buluştular. İşte milletin sandıktan sildiği siyasetçiler yeniden buluştular vesaire diyerek ve özellikle de 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ile ilgili de ağır ithamlarda bulunarak rahatsızlığını veya endişesini dile getirdi. Yani bu Milli Merkez'in AKP'yi bu kadar tedirgin etmesindeki şey nedir? Tablo nedir? Yani orası bir, sonuçta şu an için bir parti değil. Bir ama bir yandan da Milli Anayasa Forumları ile beraber evet, özellikle bölünme anayasasına karşı bir mücadele yürüttü. Ve uzlaşma komisyonu işte bir yıl doldu. Sonra süre uzatıldı. Fakat netice elde edilemedi. Yani bugün özellikle açılım süreci bağlamında veya yeni anayasa bağlamında Milli Merkez'de de gördüğü şey nedir? Tedirgin eden, korkutan, ürküten ya da endişeye evet, sevk eden şey nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Öncelikle 2011 seçimlerinden hemen sonra Milli Anayasa Forumları adı altında, sizin de özetlediğiniz gibi evet, yaklaşık 160'a yakın şu anda il ve ilçede yaklaşık yine 70-80 bin, 100 bine yakın insanın katılımıyla ve hep öncülere seslenen ve bütün partilerden, yani İşçi Partili, CHP'li, DSP'li yok, işte zaman zaman TKP'li, hatta AKP'den gelenler, katılanlar falan, bütün partilerden vatanseverlerin bir araya gelmesiyle oluşan toplantılarda bu bölücü anayasa, bu AKP'nin önüne konmuş, görev olarak konmuş olan 2011 seçimlerinden sonraki bölücü anayasa görevi işi konuşuldu. Bütün ayrıntılarıyla tartışıldı. Bakın bu iki seneye yakın süre, 1,5 yıllık falan bir süre tartışıldı ve buna karşı o 10 binlerin elleri kalktı. Bu bölücü anayasaya izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP gibi partileri bu komisyonlardan, uzlaşma komisyonundan çekilmeye çağırıyoruz. Bu bölücü anayasaya karşı mücadele edeceğiz ve buna yaptırmayacağız. Bu irade iki seneye yakın süredir. Demin söylediğim il, ilçe, merkez, artık son olarak da mahalle ve köy toplantılarıyla devam ediyor Milli Anayasa Forumları. Artık oralara kadar, mahalle, köy kahvelerine kadar inmiş bir olgu, bir gerçeklik. Şimdi bu bölücü anayasa karşı kuvvetli bir irade çıkarttı ortaya. Bölücü anayasa dediğimiz olay da bu şeyin, açılım sürecinin ve bu bölünme sürecinin en önemli enstrümanlarından bir tanesi. Yani bununla olacak. Çünkü o alıyorlar Abdullah Öcalan'ı, bilmem Bursa'da MİT misafirhanesine misafir ediyorlar. Orada kafasına, beynine işliyorlar. Hakan Fidan ve adamları tarafından işleniyor. Tabii onlara bu yolu gösteren Gladio'nun mensupları tarafından, Amerikalı uzmanlar tarafından verilen reçeteler ezberletiliyor. Oradan çıkılıyor, bilmem tekrar İmralı'da ziyaret ediliyor, çekiliyor, yatları alınıyor, bilmem ne diyor, bu iş öğretiliyor, açılım projesi. Ondan sonra oradan Kandil'e taşınıyor. Oradan Kandil'den bilmem tekrar bilmem nerelere taşınıyor ve bu süreç içinde yani o Amerikan projesi, açılım dedikleri Amerikan projesi Tayyip Erdoğan'ın beynine, Hakan Fidan'ın beynine ve aynı zamanda şeyin beynine, onlar üzerinden de Abdullah Öcalan'ın beynine işleniyor. Arkadaş, işin esası bu ve dolayısıyla bu böyle olurken şimdi bunun ifade edileceği metin, bu açılım anlaşmasının ifade edileceği metin, hani ortada hiçbir pazarlık yok, bilmem ne yok diyor, tam tersini. Ya pazarlık zaten yok ya. Getirip senin önüne koyan şeyi sen ezberliyorsun, söylüyorsun. O ezberliyor, söylüyor. Pazarlık bundan ibaret. Yani anlaşma bundan ibaret. Zaten anlaşma bundan ibaret. Ya buna karşı bunun tek ifadesi o bölücü anayasa metni olacaktı. Biz yeni bir anayasa yapıyoruz. İleri demokrasi, sivil bir anayasa falan edebiyatı altında o Türkiye'nin parçalandığı tabloyu orada en temel hukuk metniyle ifade etmek. Olay buydu. Hedef buydu. Ha, şimdi burada çok fena halde çuvalladılar mı? Biz bu 1,5 yıllık şey içinde tabii müthiş bir uyanış toplumda.
kendi partiler içinde bile, ben size söyleyeyim, AKP'nin içinde bile, tabii MHP'de, CHP'de müthiş bir uyanış aynı zamanda toplumda ve bunun yapılmaması, olmaması gerektiği konusunda kuvvetli bir irade. Ama bunun yanı sıra o açılımın diğer unsurları, yani akil adamlar seferber oldu, salındı milletin üstüne. Evet. Türkiye Cumhuriyeti tabelalardan silindi, silinmeye başlandı, çıkartılmaya başlandı. Yok bayrak her yerde indirilmeye, orada burada bayramlar yasaklanmaya başladı mı? Başladı. Atatürk oradan buradan silinmeye, tabloları kaldırılmaya, bilmem demeçlerde açıkça hedef alınmaya başladı mı? Yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasa yapıp anayasa metniyle beraber onun yanı sıra fiilen çökertilmesi anlamına gelecek çok somut adımlar hepsi aynı dönem bu dönemde piyasaya sürüldü mü? Yani dolayısıyla bölünme anayasadan önce bir fiili gerçeklik olarak Türkiye halkının önüne kondu mu? Türk olsun, Kürt olsun. Ha. Ya şimdi bu tablo içinde bu bölücü anayasaya karşı mücadeleyle kalamayız. Bir milli merkezde bütün kuvvetlerin bu bölücü anayasa mücadelesinde bir araya getirdiğimiz o parti bu parti demeden, sağ sol vesaire bilmem ne demeden, vatan göreviyle, millet göreviyle, milletin bütünlüğü, vatanın bütünlüğü temelinde bir araya gelen kuvvetleri toparlayıp bu program dahilinde, yani bu bölünmeye karşı Türkiye'yi savunacak, milletimizi savunacak program dahilinde bir kuvvet yaratalım fikri ön plana geçti. Milli Merkez buradan doğdu. Ve bunun, madem ki bu kadar her gün izliyoruz, özellikle Ulusal Kanal, Aydınlık ve diğer bazı gazetelerde bu Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Atatürk'e karşı, Türk bayrağına karşı, Türkçe resmi dile karşı vesaire, bütün ve kurumlarımıza karşı düşmanlığı her gün, her gün, her saat, yok 4 artı 4'tü, yok bilmem kamu kurumlarındaki Kur'an kursu bilmem nesiydi, şuydu buydu gibi değişik uygulamalarla, yani Cumhuriyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin çökertildiği bir tabloyu resmen ve fiilen ortaya koyma şeyini her gün yaşıyoruz, gerçeğini yaşıyoruz. Ha, buna karşı işte Milli Merkez etrafında birleşme çok büyük bir millet iradesi olmuştur. Millet kararı olmuştur. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin çökertildiği bu koşullarda milletimiz egemenliği ellerine almıştır. Ayağa kalkmıştır ve sadece o meydanlarda 29 Ekim, 10 Kasım değil, evet 23 Nisan Milli Merkez buluşmasında da bir araya gelmiştir. 10 bin üzerinde insan, 15 bine yakın insanımızla beraber ve oradan Milli Merkez ilan edilmiştir. Şimdi o dediğim gibi korkunç bir şeydir bunlar için. Panik vesilesidir, korku vesilesidir, korku sebebidir. Çünkü düşündükleri her şeyin önüne, hayal ettikleri o bütün bölünme tablosunun önüne çok büyük bir kuvvet, milletin iradesi ve gücü ortaya çıkmıştır. Ve onun için bununla beraber o Atatürk heykellerinin kaldırıldığı her yerde vatandaş gitmektedir, o heykeli oradan alıp yerine asma çabası gayreti içindedir bugün. O TC'nin silindiği her yerde, yok Ziraat Bankası'ydı, yok şu kamu kurumuydu, sağlık bilmem nesiydi, şurada bu vatandaş kalkmakta gitmekte ve onu yerine asmaya çalışmaktadır. Akil adamların peşine, akil dedikleri evet, bölücü şahsiyetlerin peşine düşmüştür vatandaşlarımız, halkımız ve bunlara rahat yüzü göstermemektedir ve gittikleri her yerde lanetlenmektedirler. Ve giderek de bu süreç daha da derinleşiyor. Ben şimdi bu vesileyle bu konu açıldığı için şunu da hatırlatıyorum. Şimdi bakın, bunu şeylerimiz, vatandaşlarımız iyi görsünler ve alınacak tedbirleri, buna karşı yapılacak olan tedbirler üzerinde çok ciddiyetle son kez ve çok büyük kararlılıkla düşünelim. Şimdi bak, bu TC meselesi. Şimdi besbelli ki, besbelli değil, bağırıyor bu Tayyip Erdoğan'la Abdullah Öcalan'ın önünde konmuş bir görevdir bu. TC'yi kaldıracaksınız. Bunu anayasadan da kaldırmak ve Cumhuriyet'in bütün kurumlarından ve bütün söyleminden çıkartmak. Görevi besbelli ki bunların önüne konmuş. Yani Türkiye Cumhuriyeti fiilen yıkılmıştır diyor adam. Şimdi ben bunu diyor yasal olarak da resmi şeyden de kaldırıyorum, çıkartıyorum. Bitiriyorum Türkiye Cumhuriyeti. Öyle değil mi? Evet. Ve bu işte o, ben AKP-PKK anlaşması, Tayyip'le şey arasındaki bir anlaşma demiyorum buna ben. Abdullah Öcalan arasında. Önlerine konan bir görev. O Gladyon Merkezi tarafından benimsenmiştir ve şimdi bu şöyle uygulanmaktadır. Tabii işin esası şu, bu Güneydoğu'da, Güneydoğu Türkiye Cumhuriyeti olarak kalmayacak. Önlerine
konmuş olan o bölücü Türkiye, bölünmüş Türkiye manzarası içinde federasyonda özellikle şununla bununla hedeflerine o plan dahilinde Türkiye Cumhuriyeti burada bitmiş olacak. Fiilen bitmiş olacak. Ve resmen de bitmiş olacak. Tablo budur. E şimdi bunu nasıl yapıyorlar? Bunu bir tek Güneydoğu'da ben Türkiye Cumhuriyeti'ni yasakladım demiyor adam. Gidiyor. Bütün Türkiye'nin her kentinde sağlık bilmem kuruluşundan yok şuradan buradan TC'yi çıkarttırıyor. E sen dayanıyorsun burada Balıkesir'de, Bursa'da, Aydın'da kapılara, İzmir'de bilmem İstanbul'da kapılara TC'yi asıyorsun, astırıyorsun, zorluyorsun. Asıyor adam tamam. Peki kardeşim bu Batman'da ne oluyor? Van'da ne oluyor? Muş'ta ne oluyor? Diyarbakır'da ne oluyor? Orada TC çoktan silindi gitti. Bak bunları görelim. Bunları görelim. Sadece şimdi bunları TC'li görelim. Işte ne mutlu Türk'üm diyen yazılarda. Her şey ya. Atatürk ne mutlu Türk'üm diye TC'si şusu busu falan filan. Yani bu demin de söylediğim gibi o bölünmüş Türkiye ve bitirilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen ilanıdır ve buna son noktayı koyma olayıdır. Yani dolayısıyla buradan nereye geleceğiz peki? Buradan nereye geleceğiz? Bu çok önemli bir şey. Bakın. Burada şöyle söyleyeyim ben. Yani hala acaba bu anayasanın şurası şöyle olsa, burası böyle olsa, burası eksik ama burası şöyle tamamlansa, acaba bu şeyden yapılan müzakerelerden, 1,5 yıllık uzlaşma çalışmalarından, yani hiçbir şey çıkmadı ama bir takım notlar alınıp da bu şeye yerleştirilebilir mi? Yapılmakta olan anayasaya yerleştirilebilir mi? Nispeten bir olumlu bir şey çıkabilir mi? Ya bakalım bu hiç olmazsa bu belge gelsin önümüze görelim, bir inceleyelim de ona göre karar verelim. Bunların hepsi bitmiştir. Bunların hepsi kapanmıştır. Bunların hepsi kapanmıştır. Bakın ben özellikle CHP'li, yani CHP'li dostlarımıza, CHP'ye oy veren yurttaşlarımıza, MHP'ye oy veren yurttaşlarımıza ve bunu AKP'ye oy veren yurttaşlarımıza özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Yani olay artık bakalım ne olacak, bu anayasa nasıl olacak, nasıl gelecek bizim önümüze, ona göre karar verelim şeyini çoktan geçmiştir. Olayın esası şudur. Madem ki böyle bu kadar net fiili bir bölünme tablosunu yaşıyoruz, bu her alanda dediğim gibi demin saydığım bütün alanlarda yaşıyoruz ve şimdi artık onun metnini yazmak kalmış. O metin ne olacak biliyor musunuz? Bu saatten sonra bu kadar teşhir olmuş, tecit edilmiş ve bu kadar büyük mücadelelerle göğüslenmekte olan bu girişime karşı yapacakları şeyi anlamıyor muyuz? Çok şekilsiz bir metin etrafında, çok şekilsiz bir metin etrafında işte o çok hassasiyet gösterdiğimiz Türk milleti vesaire gibi bir takım şeylerin de dolaylı olarak ifade edildiği, yani anayasanın giriş bölümüne konarak süs malzemesi gibi ifade edildiği ama içinde esas olarak işte yerel yönetimlere inisiyatif gibi özellik gibi büyük bölücü şeylerin taşındığı, ondan sonra işte kendilerinin statü dediği bazı şeylerin kabul edilerek oraya yerleştirildiği bir karmakarışık metnin Tayyip Erdoğan ve Öcalan tarafından yapılmış olan bir metnin halk oyuna sunulması gibi bir tabloya en sonunda karşı karşıya kalacağız. Olayın esası budur. Bunun içerisinde ne oldu artık çok önemli değildir. Daha doğrusu önemini biraz yitirmiştir. En önemlisi şudur. Bunlar tarafından, bu ikisi tarafından yapılıyor ve halkın oyuna sunuluyor olmasıdır. Ona karşı daha şimdiden şöyle söyleyeyim. Bunun daha herhalde birkaç aylık zamanı var. Ben bütün partilerimizi, AKP içindeki yurtseverler de dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve BDP içindeki hala birlikten, bütünlükten yana emperyalizme karşı unsurları hepsini bu bölücü anayasa, Tayyip Apo anayasasına karşı, bakın ben AKP PKK anayasası bile demiyorum, onların bile iradesinin şeyinde üzerinde yapılmış olan, kendilerine dayatılmış olan bu metne, bu metne net bir tavır alarak karşı çıkmaya çağırıyorum. Yani aynen bizim bugün İşçi Partisi'nin yaptığı gibi denecektir ki bu bir Tayyip Öcalan anlaşmasıdır. Türkiye'yi bölme anlaşmasıdır. Yapılmakta olan bu anlaşma bölücü bir anayasadır. Ve bunun hiçbir şeyine katılmıyoruz. Tamamına karşıyız, kökten karşıyız. Partimizi, tabanını ve bütün milletimizi ayağa kalkmaya çağırıyoruz buna karşı. CHP'lilere önerim budur. MHP'lilere önerim budur. AKP içindeki vatansever insanlara önerim budur. Açık tavır. Yani bir şey daha söyleyeyim, noktadayım. Yani şimdi bugün kalkıp da CHP'deki Atatürkçü, yurtsever tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz arkadaşlarımızın bir ulusal kanalın mikrofonuna konuşması, bir anayasa forumunda düzgün bir konuşma yapması, iyi bir yorum yapması falan yeterli. Bunlar hepsini açtık.
hepsini aşmış bir noktadayız. Parti olarak, parti olarak net bir tavırla çıkıp, net bir tavırla çıkıp. Hatta bakın ben şunu söyleyeyim. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Evet, onu soracaktım ben de sizi. Grup konuşması. Evet. Özellikle Türk milleti vurgusu uzun bir aradan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Türk milletinden vazgeçmeyiz. İlk üç maddeyi sayarak bunlar bizim kırmızı çizgimizdir şeklinde bir vurgusu oldu. Evet. Şimdi yani orada bir politika değişikliği mi var diyorsunuz? Görüyor musunuz? Ya bakın ben öyle bir şey görmüyorum. Onu söyleyeyim önce. Yani şimdi o çok önemli değil. Yani şundan dolayı bakın. Şimdi bu benim bütün söylediğim şeyler hepsi bunları aşmış vaziyette. Bunları geçmiş vaziyette. Üç tane kırmızı çizgimiz. Tamam, güzel. Üç tane kırmızı çizgi. Bunlar değiştiremezsiniz. Giriş bölümünde Türk milleti olacak diyor. Öyle anayasanın giriş bölümünde Türk milleti falan olmaz. Olur. Olur ama esas olarak o anayasanın ruhunda, bütün maddelerinde Türk milleti olacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir kavramıyla, anlayışıyla olacak. Bu olmadı mı zaten yapılan anayasanın hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ha işte bir bölücü anayasa. Bunu, yani o bununla ilgili maddeleri değiştirdiğiniz zaman sen istediğin kadar giriş bölümüne, yani hukuki bir değeri olmayan bu bölümde bunları şey yap, ifade et. Bunların ne kıymeti var? Ama bence bunun da ötesinde, demin de söylediğim gibi, bugünkü şey mevzisi, mücadele mevzisi, artık 174. maddeyi değiştiremezsin, yok bilmem kırmızı çizgiler şunlardır, yok anayasanın şu maddesi şöyle olmaz böyle olmaz falan noktasını geçti. Bu hazırlanan şey bir bölücü anayasadır. Bunların yaptıkları şey bölücü anayasadır. Buna toptan külliyen karşıyız arkadaş. Bugün ilan edecek şey ve bütün milletimiz de buna karşı mücadeleye çağırıyoruz. Şimdi Milli Merkez geldiğimiz noktada şeylerden, forumlardan büyük alan mitingleriyle, meydan mitingleriyle, yüz binlerin, milyonların toplandığı mitinglerle bu bölücü anayasaya karşı büyük mücadeleyi ateşliyor. Önümüzdeki süreç budur. Burada bütün yurttaşlarımızı, CHP'li, MHP'li ve partileri aynı zamanda kararlı bir tavırla ve iradeyle burada yer almaya, o Tayyip Erdoğan'ı çıldırtan büyük ittifakın, o büyük güç birliğinin bölücü anayasaya izin vermeyecek şekilde sahneye çıkmaya davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu şeyleri yaşayacağız. Miting tarihleriyle, şu sürü, bu sürü hepsini yaşayacağız, göreceğiz. Biraz izleyici mesajlarımız da var. Bahri DSP eski ilçe başkanı Hüseyin Bey, İşçi Partisi'ne üye olmak istiyormuş. Bunu dikkatinize sunarız. Evet. DSP, BTP, HEPAR, Milli Merkez'de yer almalı. Mustafa Kemal Saygılı, Adapazarı'ndan göndermiş. Tayyip Erdoğan'a ve hükümet AKP'ye dönük tepkiler var. Türk askerini içeri atan, bayrağı zıt giden bir insan ülkeyi nasıl yönetir? Artık tahammül etmek istemiyoruz. Başbakan kendine bir şey olduğu zaman halka soruyor. Bu çapulcuları, yani akil adamları neden halka sormuyor? Göğsümde Atatürk'ün hitabesiyle 1 Mayıs'a katılacağım, oraya da geleceğiz. İzmir'den Mete Ilgın mesaj göndermiş. Şunu soruyor. Önümüzde seçimler var. Yerel seçimler, bir seçim dönemleri var. Burada ne yapacağız? Milli Merkez ne yapacak? Evet. Şeklinde bir sorusu var. Şimdi ben hemen ona yanıt vermeden önce bir şey unuttum sizin sorunuzda. Bu Sayın 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e yönelttiği saldırıyla ilgili. Birkaç cümlede ona tabii ki, tabii ki. Yani değinmek istiyorum. Milli çok Merkez önemli yani, evet. Endişesinin önemli ayaklardan biriydi. Aya, tabii, tabii, çok doğru. Siz aslında bütün hatırlattınız onu. Evet. Gazeteler, televizyonlara biraz onun üzerinden gördüler. Evet, evet. Dünkü konuşmasını. Evet. Ya ne diyor? Çobandı, İşçi Partisi'nin koyunu oldu. Evet. Ya şuna bakın ya. Yani ne diyeyim ben buna? Terbiyesizliğin, edepsizliğin zirvesi artık. Daha ne denebilir yani? Bunu söyleyen adam, sözüm ona, başbakan. Ve bunu 9. Cumhurbaşkanımıza söylüyor. Ve hangi konuda söylüyor? Türkiye'yi savunduğu, Türkiye'nin birliğini, menfaatlarını savunduğu, burada ışık gördüğü, olumlu bir ışık gördüğü, Milli Merkez'le ilgili heyecanını ifade ettiği bir konuşmaya karşı verdiği cevaba bakın ya. Ya şimdi ben buna tabii ne diyeyim, fakat şu şeyi bir hatırlarsak, bunu söyleyen şahsın görüntülerini ve birkaç vakayı şöyle bir hatırlatabilirsek izleyicilerimize, evet. Şu Hikmetyar'ın dizinin dibinde, dizinin, evet. Bakın düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu o fotoğrafı Ulusal Kanal çok verdi, Aydınlık'ta çok yayınlandı, yıllardır yayınlıyoruz. Çok önemli bir şey.
fotoğraf. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? O bir koyun olmak, inanın bence, ben şahsen kendi hesabıma söyleyeyim, bir koyun olmak o manzaradan yeğdir, evladır. Hikmet Yarın dizinin dibine oturmakta. Müsaade edin ya, nedir o görüntü ya? Bu adam şimdi Türkiye'nin başbakanı. Yani yıllardır utanarak, üzülerek o manzaraları seyrediyoruz biz yani. Evet. Şimdi ikincisi bu şey yine çok anlamlı bir şey. Bütün Obama özellikle çektirdi o fotoğrafları ve bütün dünyaya yaydı. Bununla telefon konuşmasını elindeki sopayla yapıyor arkadaş. Ve buna sopa sallıyor ya. Sopa sallıyor. Bakın bunlara karşı en küçük bir tepkisi yoktur. Süleyman Demirel ağzına geleni söyler, Doğu Perinçe'ye söyler, Kılıçdaroğlu'na söyler, Bahçeli'ye her şeyi söyler, köpürür, bilmem ne eder. Ama bunlara karşı hiçbir tepkisi yoktur. İşte orada görüyoruz. Obama'nın evet. Sopasında hiçbir tepkisi yoktur. Ne kadardır biliyor musunuz tepkisi? En son bu galiba şey oldu, John Kerry'e oldu. O gitmeyeceksin dedi. Dışişleri Bakanı. Evet. İsrail'e gitmeyeceksin dedi. Şık olmadı diye bir cevap verdi. Değil mi? Öyle cevabı öyleydi. Yanlış evet, şık olmadı. Şık olmadı. Ya sen 9. Cumhurbaşkanı'na neler söylüyorsun? John Kerry'nin sana gönderdiği talimatta şık olmadı diye. Bak şimdi. Türkiye'ye müdahale eden, karışan, evet, talimatı. Evet ya, talimat. Ya bu kadar olmaz. Yani biz bunu tabii o alışığız. Tanıyoruz bu adamı. Yani Tayyip Erdoğan tanıyoruz. O Libya şeyini hatırlayın. Bir gün sonra şeyleri gönderdi. Değil mi? Gemileri gönderdi. Libya'ya, NATO'ya karışır falan derken ertesi gün. Çünkü o öyle aldı talimatı. İşte fotoğraf geliyor. O dizinin dibindeki şey. Evet. Hikmet Yarın yani, dizinin dibindeki. Evet, evet. İşte koyun olmayı yeğlerim dediğim manzara budur yani. Bir koyunduk. Bundan inanın daha onurlu bir görüştür. Yani bu şeyde de yaşadık. O füze kalkanı dolayısıyla. Daha bugün sordular. Evet, ne diyorsunuz? Evet. Ertesi gün füze kalkanı geldi oraya. Yok öyle bir şey. Hop geldiler. Yerleştiler buraya. Onlar da şık olmadı. Bunun kafasına göre şık olmadı. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Bu zavallı imam hatiplerde biat kültürüyle yetiştirilmiş. O büyük şeflerine karşı, amirlerine karşı, efendilerine karşı kul ve köle ayaklarının dibinde, dizlerinin dibinde. Ama kendisinden şey gördüğü, artık ne görüyorsa, alçak mı, aşağıda mı görüyor, nasıl görüyorsa ağzına geleni söyleyen böyle bir kültürün şeyi. Devlet adamı değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürüyle yetişmiş, onun terbiyesiyle yetişmiş bir devlet adamı değil. O kadar nettir. Bu olayda bir daha görürüz ve ben çok üzüldüm. Yani bu Sayın Süleyman Demirel'e söylenecek şeyler değil bunlar yani. Şimdi bu Mete arkadaşımızın şeyi tabii sorusu çok önemli bir şey. Yerel seçim ve seçim şeyi. Şimdi aslında olayı şöyle düşünmek lazım. Şimdi adam diyor ki 2 yıllık kritik bir döneme girdik. Bunu hep söyleyip duruyor. Dünkü konuşması da böyle. Ben diyor arkadaş bu anayasayı yapacağız. Belki referandum. Ondan sonra Çankaya'ya fırlayıp kaçıp gideceğim. Başkan olarak yerleşeceğim oraya. Orada da kendisine Osmanlı örneğini veriyor. Padişah örneklerini falan veriyor vatandaşa. Korkmayın diyor. Ondan sonra da yerel seçimleri bir farklı alacağız ve genel seçimlerle 2023'e ulaşacağız. 2023'e yürüyeceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti bitmiş, çökmüş, parçalanmış ve Orta Doğu'da o Amerikan emperyalizminin büyük Orta Doğu projesinin hizmetinde, emrinde PKK ile kol kola o ikinci İsrail'i, o büyük Kürdistan denen projeyi yapmak üzere, gerçekleştirmek üzere şey yapıyoruz. Göreve soyunuyoruz. Zaten başlamış bu görev ve bunu tamamlıyoruz daha doğrusu. O ikinci İsrail'in yani parçalanmış Irak, parçalanmış Suriye, parçalanmış Türkiye ile beraber o büyük Kürdistan ya da ikinci İsrail'in Akdeniz'e de açılmış. Yani o Irak'ın petrol şeylerinde batıya doğru taşıma görevini üstlenmiş bir ikinci İsrail şeyinin projesinin şeyi olarak 2023'e ilerliyoruz. Öyle değil mi? Adam bunu açık açık söylüyor. Dünkü en son işte il ve ilçe şeyleri toplantısında. Ya arkadaş o bizim geldik yine Karasu'nun şeylerine. Ya sosyalistler. Ey sosyalistler kardeşim. Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e, Arap'ı Kürt'e, Arap'ı Türk'e kırdıran bir ulan bunun neresi sosyalistlik ya? Amerika Birleşik Devletleri'nin hizmetinde, emrinde Türk-Kürt Arap savaşları, Irak, Suriye ve parçalanmış Türkiye manzaraları. Bir de İran'da katın bu işin içine. Neymiş? Amerika'nın BOP görevi, BOP emirleri, talimatı bunu gerektiriyormuş ve bunun için soyunuyorsunuz göreve. Ben tam tersine burada şöyle tamamlamak istiyorum. Bir defa bu projeyi biz
Türk, Kürt, Arap hep beraber omuz omuza bu bölgede yenilgiye uğratacağız. Parçalanarak değil, tam tersine birleşerek Amerikan emperyalizmine karşı bu bölgenin bütün Arabı, Türk'ü, Kürt'ü hep beraber birleşeceğiz ve bir Batı Asya ittifakıyla, bir Orta Doğu ittifakıyla, gücüyle bugün ezilen dünya birleşiyor. Gelişmekte olan ülkeler birleşiyor. Hepsi birleşiyor emperyalizme karşı. Dünya bugün bu. Biz bugün bu dünyaya en büyük ihanet yaparak burada parçalama görevlerine soyunmuşuz ve Suriye'yle, İran'la, bilmem Irak'la kavgalı ve düşman. Hayır, buna son vereceğiz. Öyle PKK'nın bilmem nesiyle falan da bu işler olmaz. Kuzey Irak'taki oyunlarla, şunlarla, bunlar. Bunların hepsine son vereceğiz, birleşeceğiz ve emperyalizmi buradan alt edeceğiz. Amerikan emperyalizmi huzurun, refahın, mutluluğun ve birlikte yaşamanın, kardeşçe yaşamanın ve barışın gerçek şeyini açacağız. Yollarını açacağız. Ha, şimdi bizim proje bu. Şimdi buradaki kritik mesele, bir, bölücü anayasaya izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Bunu gerçekleştirirken, bunu yaparken birinci ilk adımımız bu. İşte Milli Merkezi'nde kararı bu. Bütün Türkiye'yi ilan ediyoruz, ilan ettik. Bu öncelikle bunu gerçekleştirmek için şu Tayyip APO ittifakına son vermek için ve BOPEŞ başkanlığı iktidarını devirmek için ve onun yerine bir Türkiye'de bir halk iktidarının, Türkiye'yi savunan bir milli hükümetin kurulması için ilk işimiz bu. Bölücü anayasaya yaptırmıyoruz. Size yaptırmıyoruz. Bu sözünü ettiğim 2 yıllık projenin önünü kesecek ilk eylemimiz budur. Burada başarı kazanacağız. Büyük ölçüde ilerledik. Büyük mesafe aldık. %100 başarı kazanacağımıza inanıyorum. Bunun arkasından Mete arkadaşımın önerdiği gibi, söylediği gibi, yerel seçimlerde bir büyük ittifakla, Milli Merkez etrafında toplanan kuvvetlerin büyük ittifakıyla AKP'yi indiriyoruz. O şimdi o bütün şehir yasası yaptı, bilmem ne yaptı, yok seçim yasalarında oynayarak, bilmem ne yaparak, şununla bununla bütün büyük şeyleri lök gibi oturacağını ve rantlarla, mantlarla, vurgunlarla oturacağını düşünüyor. Onu göreceğiz. Milli Merkez oluşmuştur. Milli Merkez önüne bu meseleyi almıştır, alacaktır. Somut uygulamasını bunun yaşayacağız. Bir güç birliği politikasıyla bütün kime? Tayyip, Gül, APO ittifakına karşı bütün kuvvetlerin birliği, güç birliği ittifakıyla hem yerel düzlemde hem de merkezi, Türkiye merkezinde güç birliğiyle yerel seçimlere giriyoruz ve bunların iktidarına son veriyoruz. Orada başlayacaktır bunların iktidarının sonu. Ondan sonra görelim bakalım Cumhurbaşkanlığı seçimini. Tabii Cumhurbaşkanı seçimine de adayla gireceğiz. İsimle gireceğiz. Vatansever, Türkiye'nin etrafında birleşeceği isim. Türkiye, Abdullah Gül'e ve Tayyip Erdoğan'a mahkum değil. Yok öyle bir şey. Ya bir de APO'yu getirseydiniz bari bir aday olarak da, üçüncü aday olarak. Evet, yok öyle bir şey. Bir hakikaten vatansever bir isim etrafında birleşerek gireceğiz. Ve genel seçimlerde bunların iktidarına son olacak. Göreceğiz, yaşayacağız bunu. Hepsi 2 yıl içindeki şeydir, gelişmedir. Yani Milli Merkez 23 yılında evet, ilan edilen, evet, Geniş Kuvvetlerle Birleşen Milli Merkez bu siyasal görevleri yapacak. Sadece anayasa meselesi evet, değil, yerel seçimlere, hatta Cumhurbaşkanı seçimine evet, kadar evet, evet, birleştiren evet, bir evet, evet, rol oynayacak. Evet, herhalde evet, biraz endişenin de Tayyip Erdoğan'ın evet, verdiği tepkinin de nedenini böyle öğrenmiş oluyoruz. Evet. Şimdi tabii biz Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları üzerinden biraz konuştuk ama tabii İşçi Partisi özellikle son bir yılda birçok faaliyetten sonra, özellikle mesela 19 Mayıs, 29 Ekim gibi büyük halk hareketlerinden sonra veya işte 13 Aralık'ta, 8 Nisan'da Silivri'deki büyük eylemlerden sonra hep gündeme geldi ve özellikle 29 Ekim'den sonraki tartışmaları bir kez daha hatırlatmak istiyorum. O zaman da Ankara'da büyük bir Cumhuriyet etkinliği olmuş, barikatlar yıkılmış, büyük bir ulusalcı dedikleri bir işte halkın Cumhuriyet'e sahip çıktığı bir süreç yaşanmıştı. Ve bunun üzerine hemen bir ulusalcılık tartışması, İşçi Partisi ve o zaman da biraz bugün MHP İşçi Partisi'nin kuyruğuna takıldı derken, o zaman da CHP İşçi Partisi'nin kuyruğuna takıldı söylemleri olmuştu. Ve temeldeki mesele ulusalcılık, ulusalcılığın işte bayraktarlı olarak da İşçi Partisi'nin hedefe konduğu bir süreç. Tabii biraz izleyicilerimizden gelen mesajlara baktığımızda onu da soruyoruz. Yani bir parti lideri 5 yılda içeride ama bir yandan da yüz binlerin eylemine önderlik ediyor, katılıyor. Ve özellikle bu söylediğiniz yeni anayasa, bölme anayasası kapsamında AKP'ye karşı birçok faaliyet merkezinde bulunuyor. Şimdi peki bu süreçte yani İşçi Partisi
ve milli merkez arasındaki ilişki nasıl ilerleyecek, gelişecek? Yani biz, siz tarif ettiğiniz bir şekilde bir, çünkü bugün de biraz çeşitli yazarlarımız tartışıyor, milli merkezli tartışmaya başlıyor, bir parti mi olacak, bir nasıl olacak diye. Bu konu özellikle sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Siz aynı zamanda Milli Merkez Yürütme Kurulu üyesiniz. Yani Milli Merkez'in önünde bir kurumsal yapı olarak bir yeni bir adım atma planı, programı var mı? Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben. Biz bir kere İşçi Partisi olarak her zaman bunu söyledik ve buna uygun davranıyoruz. Yani bu Milli Merkez'in başarısı için, birleştirici, daha birleştirici olması için, bütün kuvvetleri birleştirmesi için. Yani mesela ne bileyim, şimdi Ankara'da bir pratik içinde oluşmuş bir Vatan ve Cumhuriyet Emek Birlikteliği var. Ondan sonra 30 imzalı bir bölücü anayasaya karşı bir inisiyatif var. Yani böyle çeşitli şeyler bu devrimci hareketin Türkiye'de güçlenmesiyle beraber ortaya çıkıyor. Bunlar hayırlı, tabii çok olumlu, güzel şeyler. Ya bütün bunların birleştirilmesi, hatta sadece bunlar da değil, bütün siyasal güçlerin, dediğiniz gibi demin AKP içindeki kuvvetlerin de somut olarak yani burada yer almasını sağlaması falan gibi hedeflerle birleşerek, birleşe birleşe kazanacağız sloganıyla. O dedi 23 Nisan'ın temel sloganlardan bir tanesiydi. Gidiyoruz, bu doğrultuda gidiyoruz ve biz burada İşçi Partisi olarak da bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen neyse hepsini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Yani ne gerekiyorsa bu büyük kuvvetlerin birleşmesi, birleştirilmesi, bir araya getirilmesi, toparlaması, daha güçlü hale gelmesi, daha disiplinli, örgütlü hale gelmesi falan için ne görev düşerse yaparız. Burada çünkü bizim için bir şey söz konusu olamaz. Yani bir kıskançlık yok, bilmem şuydu buydu falan, bunları aşmış bir parti, İşçi Partisi. Çoktan yani bu özellikleriyle herkes biliyor, tanıyor zaten. Yani şimdi şeye gelince, o parti meselesine gelince, ya şimdi bu iş doğal olarak, yani doğal olarak bizim daha geçen sene 28 Nisan'da 2012, bir sene önce yani Atatürk'te birleştik sloganı altında bir araya gelmemizle bir siyasal, nispeten daha siyasal bir şey, karakter kazanmaya başladı. Atatürk'te birleştik, işte koyduk şeyimizi, imzamızı Atatürk'ün etrafında, Celal Bayar'dan gelen, kökü Celal Bayar'da bulunan ve oradan gelen şeyler, akımlar, ondan sonra bilmem kökü işte yine İsmet İnönü'ne dayanan akım ve o zaman 1930'larda Nazım Hikmet'le temsil edilen sol, halkçı, emekçi falan akım. Bütün bunlar nasılsa 1930'da, 1920'lerde, 30'larda, hatta 40'ların belli dönemi içinde bir aradaysa bir kuvvet, Atatürk etrafında toplanmış bir kuvvetsek biz ve Cumhuriyet Devrimi bu ittifakın, bu gücün, daha doğrusu ittifak demeyeyim, bu gücün, bu bir araya gelmiş olan bu kuvvetin, tekrar özetleyeyim, Atatürk, İnönü, Bayar, Nazım Hikmet diye özetleyeceğimiz bu gücün, büyük gücün şeyiyle oluştuysa, başarıları buraya bağlıysa ve daha sonra bu ittifak, bu büyük güç birliği, özellikle o küçük Amerika sürecinde 1950'den sonra bizim NATO'ya girmemiz, Atlantik Paktı'na yer almamızla beraber dağılmaya başladıysa, parçalanmaya başladıysa ve Türkiye'de karşı devrim bu mevzilere oturduysa ve galebe çaldıysa en son bugün, bu tarihi dersen, süreçten çıkardığımız ders sonuç olarak tekrar 1930'ların Atatürk tablosunda birleşmek oluyor ve Atatürk'te birleştik şeyle 28 Nisan 2012'de bunu bütün Türkiye'ye ilan ettik. Şimdi dolayısıyla hedef bu, Atatürk'te birleşme hedefi. Şimdi bunun etrafında birleşen kuvvetler yola devam ediyorlar. Bir büyük kuvvetle ortaya çıkmışız. Artık büyüklüğü, etkisi vesaire şimdi burada tartıştığımız şu birkaç günlük tablodan da meydanda, apaçık ortada. Ama şu da bir gerçek. Yani bir güç birliği, güçlerin birleşmesi, bir araya gelmesi tek başına hiçbir devrim için yeterli değil. Yeterli değil. Mutlaka bir öncü kuvvetle beraber bunun ilerlemesi sağlıklı bir şey, doğru bir şey ve olmazsa olmaz bir şey, kaçınılmaz bir şey, kaçınılmaz bir görev. Yani bizim devrimimizle dair, bizim Kurtuluş Savaşı ve devrimimizle dair bütün dünya devrimleri böyle. Yani dolayısıyla bir meclis gibi yani yapılanmış ya da oraya benzeyen, oraya yönelen bir milli merkez güç birliği yerine güçlerin birleşmesi yanı sıra aynı zamanda bir öncü sorusu, öncü nerede, kim? Öncü ne kadar gelişiyor, nasıl gelişiyor, nasıl gidiyor sorusu her zaman gündemde oluyor ve olmaya devam edecek. Bu soru var. Yani şimdi buradan şunu söylemek, yani bu Atatürk'te birleşen milli merkezden bir büyük bir parti çıkarak, öncü parti çıkarak yolumuza devam edeceğiz demek,
doğru olmaz. Hiçbirimiz bunu böyle düşünmüyoruz. Yani böyle olmayacak demek de demiyoruz ama bu zaman içinde netleşecek bir olay. Şimdi bakın, öncü için çeşitli potansiyeller, başta İşçi Partisi'nin buradaki işte rolünü, faaliyetini hepimiz görüyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bu bir vaka olarak, bir varlık olarak, önemli de bir varlık ve gelişen, büyüyen bir varlık olarak da bunun içinde yer alıyor zaten. Önemli bir, nasıl söyleyeyim, bir çözüm, bir defa bir öncü çözümü olarak bulunuyor. Ondan sonra belki bu sürecin içinde başka türlü düşünen arkadaşlarımız da olacak ve var. Onlar da var gerçekten. Yani bütün bu şeyleri ben şöyle söyleyeyim. Bu konudaki, öncü konusundaki farklılıkla ayrımları da zaman çözecek, pratik çözecek. Yani benim gördüğüm bu birkaç aydır, çok da uzun değil. Yani ne diyeyim, önümüzdeki Mayıs, Haziran işte bu süreçle beraber birkaç aylık süreç içinde bu meselede son derece netleşmiş olacak. Yani nasıl bir öncü oluyor, nasıl olacak ve bunun etrafında birlik, disiplin, hiyerarşi, otorite falan nasıl? Bunların hepsi bu şeyde çözecek. Özellikle kritik mesele, demin söylediğim gibi, bu bölücü anayasaya karşı tavır. Burada yıkıldığını gördükçe düşman cephenin, karşı cephenin buradaki şeyimizi daha da somutlaştıracağız, varlığımızı. Şunu da belki sormakta fayda var. Yani tabii zamanımız biraz daralıyor ama. Evet. Yani Tayyip Erdoğan konuşmalarında özellikle işte lideri Silivri'deki partinin işte Doğu Perinçek'i kastederek, evet, daha önce işte BK'da görüşen, APO ile görüşen ve bunun üzerinden, yani Doğu Perinçek'in 90'lı yıllarda, evet, yaptığı görüşmeler, siz de hatta, evet, gittiniz, görüştünüz. Evet. Onun üzerinden bir polemik ve şey, saldırı kampanyası. Tabii burada bunun gündeme gelmesi, APO ile görüşme, yani bir yandan AKP PKK ile siz tablosunu çizdiniz anayasa yazarken, evet, evet, Türkiye'nin bölünme sürecinin taşlarını döşerken, bir yandan da İşçi Partisi ile işte APO ile görüşmüş olmakla suçlayarak belki de MHP tabanına, CHP tabanına bunların ayrılın, birleşmeyin, AKP karşı birleşmeyin mesajı da vermek istiyor ama siz de görüştünüz, Sayın Doğu Pençek de görüştü. Evet, 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 evet. Ne, evet, görüştünüz? Yani şimdi bakın şöyle söyleyeyim ben. Bu mesele, yani sadece bunu gündeme getirmesi MHP, CHP falan oralardaki duyarlılıklara karşı bu güç birliğini, tabii, ya da ne bileyim bu yönde gelişmekte olan şeyi bozma plandan ibaret değil. Orası var tabii, orası doğru. O taraf var bir yönü ama esası şu. Gladio merkezinin, bunların tepesine oturan ağabeylerin bugün olağanüstü bir şekilde planlarını bozmuş olmamız, bir, aynen 91'de Sayın Doğu Perinçek ve Abdullah Öcalan'la görüşmeye gittiği zaman, 89 ve 91 yılları, aynı şekilde ben 93 yılında görüşmeye gittiğim zaman yine o günkü planlarını da bozmuş olmamız nedeniyledir. Olay budur. Yani yoksa görüşler, mühmetler falan filan meselesi değil. Yani çünkü şu çok basit bir şey, çok sade bir şey, çok hemen izleyicilerimiz, bu 20 yıldır konuşulan bir olay. Kontrgerillanın en çok kullandığı olaylardan bir tanesi. Açarlar 2000'e doğruyu, Doğu Perinçek'in o görüşmeyle ilgili kitaplarını, benim o görüşmeyle ilgili röportajlarımı açarlar, okurlar ve bizim sözlerimize değil, yani bir yapılan yalan, iftira, saldırı, çamur atma falan şeyleri değil. Gerçek nedir? Açarlar, bakarlar ve şunu görürler. Biz 91'de, 93'te Türkiye'yi birleştirmek için gitmişiz. Önemli başarılar kazanmışız. Türkiye'yi birleştirme yolunda önemli görüşmeler yapmışız, önemli adımlar atmışız. Hatta ben şunu söyleyeyim. Şimdi bunları konuşacağız. Önümüzdeki dönem bunları konuşacağız. Yani benim içinde bulunduğum İşçi Partisi'nin tarihindeki en büyük başarılardan biridir bu olay. Doğu Perinçek'in ziyareti, Ferit İlsever'in görüşmesi ve elde edilen sonuçlar. En büyük başarısıdır. Ya ben bir defa kendi hesabıma söyleyeyim. Bunların ayrıntısına gireriz. Çok uzun boylu şey yaparız. 1993'te Serhıl'dan dedikleri ayaklama kararı almışlardı. 21 Mart Nevruz'unda ayaklama kararı almışlardı. O zaman ben 2000'e doğrunun genel yayın yönetmeniydim. Bana partimiz görev verdi. Git bunu önlemeye çalış. Başarırsak iyi olur. Ben de gittim, görüştüm ve ben bunu önledim arkadaş. Adam kalktı. Benle yaptığı röportajda bütün Türkiye'ye biz Serhıl'dan, Merhıl'dan demiştik ama vazgeçiyoruz.
21 Mart 1993'te Türk, Kürt hep beraber bütün kentlerde Nevruz'u birlikte kutluyoruz. Mesajı budur. Tamam mı arkadaş? O zaman da bütün Ertuğrul Özkök'ü, bütün basın, oradan ne kadar basın ve köşe yazarı varsa ciddi bunu almışlardır, oh demişlerdir. Bu beladan, yani bu tehlike, bu ayaklanma şeyinden falan kurtulduk ve evet Nevruz'u hep beraber kurtuluyoruz. Bir kardeşçe, barışçı bir kutlama şeyi. Tamam mı arkadaş? Benim partim o zaman işte bunları yapmıştır. Bunlar şimdi bölüyorlar. Her şeyleriyle, her görüşmeleriyle, her adımlarıyla, her marifetleriyle bölüyorlar. Tayyip Erdoğan böler, Doğu Perinçek birleştirir. Emperizme karşı birleştirir. Olay budur. Şimdi ben uzatmayayım çünkü bugün tam konumuz bu değil ama bir şey söyleyerek şimdi geçeyim. Ben Tayyip Erdoğan'ı öyle sakız çiğner gibi laf söyleyerek, laf üreterek birkaç cümleyle bu konu kapanamaz, geçmez. Böyle laf atarak olmaz bu iş. Hani biraz ciddiyse, kendine güveniyorsa, söylediklerinin doğruluğuna inanıyorsa, onu ben istediği bir kanalda, bak, bakın öyle söyleyeyim, istediği kanalda, kendi kanalında, Samanyolu Televizyonu, nerede istiyorsa davet ediyorum. Çıkalım, şu Doğu Perinçek'in, Ferit'i severin Apo ziyaretleriyle bugün onun yaptığı rezilliği karşılaştıralım bir. O ne yapıyor bugün? Türkiye'yi nasıl bölüyor? Nasıl Obama'nın kucağında, emperyalizmin kucağında hangi marifetleri yapıyor? Nasıl Diyarbakır'ı BOP projesinin yıldızı yapmaya, merkezi yapmaya çalışıyor adım adım? Nasıl Irak'ı bölüyor, Suriye'yi bölüyor, Orta Doğu'yu bölüyor? Hangi görevleri almıştır? Ve PKK'ya, Abdullah Öcalan'a hangi görevleri vermiştir? Hakan Fidan'la birlikte hangi görevleri paylaşmışlardır, beraber yapıyorlar? Bunları da konuşalım. O zaman bizim yaptığımız şeyleri de konuşalım. Biz nasıl uyarmışız? Gözünü aç, emperyalizme karşı yapma, etme, tutma. Ondan sonra birlik, kardeşlik projesi. Yani lafla falan değil. Şeyimizi dökelim ortaya. Bütün belgeleri dökelim. Her ya biz kardeşim, senin gibi bak. Oradan Kılıçdaroğlu haftalardır, aylardır bağırıyor. Açıkla. Ne görüştünüz? Açıkla. Hangi konularda? Açıkla, açıkla, açıkla. Bütün Türkiye'ye bağırıyor. Ya biz geldiğimizin ertesi günü daha kendi gazetelerimizde bütün görüşmeleri, röportajları, fotoğrafları bilmem ne şey yayınlamışız. Kitap haline getirmişiz. Buyurun işte Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan'ın ne görüşmeleri. Bak işte bir tanesi mesela. Ya bunları tabii şey yapacağız, konuşacağız. Bunu söylüyorum. Evet. Şeye çağırıyorum. Gelsin bir kanalda bu konuyu konuşalım. Kendisi gelemiyorsa bir tane o danışmanlar var yanında, bir yığın insan. Göndersin beni, kim biliyorsa bu konuyu. Yalçın Akdoğan özellikle son dönemde evet. PKK uzmanı oldu. Gelsin abi, gelsin 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 konuşalım. Yani ben, bu da şu benim söylediğim şey şu. Milletimizi aydınlatalım, aydınlansın millet, görsün. Yani gerçekten nedir görsün. Biz o zaman nasıl emperyalizme karşı savaşıyorsak, ya biz kendimizi bildiğimizden beri, sosyalistliğimiz, solculuğumuzu bildiğimizden beri Amerikan emperyalizmiyle savaşıyoruz. Yıllardır onun zulmünü görmüşüz. Mamak cezaevlerinden, 12 Eylül'lerden, 99'da, 1999'da Doğu Perinçek Diyarbakır cezaevinden, Haymana cezaevinden bugün şeyine kadar, Silivrisi'ne kadar. Her aşamada zulmünü görmüşüz, emperyalizme karşı savaşmışız. Her şeyimiz ortada, bizim meydanda. Açık, milletimizin göz önünde. Evet. İzleyicilerimizden çokça mesajlar geliyor. Şeref Bey göndermiş. Milli Merkez İran, Irak, Suriye ile ittifak kuracak mı? Bunun aslında girmiş olduğunuz tabii bu saldırı önlemi evet, bağlamında. Evet. Bir izleyicimizin belki farklı algılandı galiba. Ben İmam Hatip mezunuyum ama biat kültürü fikrinize katılmıyorum. AKP'yi hiç onaylamadım. İmam Hatipler AKP'nin arka bahçesi değil. Doğrudur diye şeyini iletmiş. Ona da bir açıklık. Doğrudur. Ben bütün doğrudur. Doğru söylüyor arkadaşımız. Bütün İmam Hatiplilerin aynen Tayyip Erdoğan gibi olduğunu düşünmüyorum. Ben herhalde yanlış ifade ettim ya da anlatamadım derdimi. Evet. İmam Hatip'i şeyini geri alıyorum ama bir hakikaten Hikmet Yar'ın dizinin dibinde oturacak kadar, bugün Obama'nın dizinin dibinde oturacak kadar bir biat kültürüyle bununla yetişmiş bir adamdır Tayyip Erdoğan. O İmam Hatip şeyini geri alıyorum ama bu esası budur yani. Doğrudur. İnşaat mühendisi Minihan Akçan, 80 öncesi ülkücü cami içindeydim. Kuvayi Milli Hareketi ile öncü gençliğiyle tanıştım. 8 Nisan'da Silivri'deydim, 23 Nisan'da Milli Merkez'deydim. Bütün vatanseverleri de Milli Merkez'i bekliyorum demiş. Tabii yarın 1 Mayıs. Evet. Şimdi İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı
olarak siz buradayken, evet, 1 Mayıs'ta konuşmak istiyoruz. Evet. Şimdi tabii Milli Merkez'i konuştuk, evet, Cumhuriyet güçlerini konuştuk. İlk kez 1 Mayıs o bakımdan, özellikle Ankara Tandoğan'da Vatan Emek Cumhuriyet Birlikteliği'nin çağrısı, İzmir'de Bornova'ya yapılan çağrılar, yani biraz vatan sever güçlerin, Cumhuriyet güçlerinin bu 1 Mayıs'ta daha sıkı asıldığını görüyoruz. İstanbul'da yine Beşiktaş'ta önemli bir buluşma olacak. Tabii Taksim tartışmaları ekseninde yürüyor ama ona Taksim tartışmasına girmeden gerçekten bir tarafta bir açılım 1 Mayıs haline dönüştürülmeyi planlayan, bu yönde açıklamalar yapılan yerler var. Bir yandan da emek mücadelesiyle Cumhuriyet mücadelesini birleştiren ve gerçekten emekçilerin ve vatanın çıkarlarını savunan bir 1 Mayıs tablosu. Evet. Bu tabloyu nasıl, evet, yorumlamak lazım? Geleceğe dair bu tablo nasıl, yani şimdi olumlu şeye çıkarmak lazım? Evet. Şimdi bizim bu konuşmamızın şeyinde, esasında, özünde zaten başından beri vurguladığımız bir iki cephe bölünmesi var. Yani devrim ve karşı devrimin karşı karşıya geldiği Türkiye tablosunda bugün karşı devrim cephesinde, demin de özetlediğim gibi, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Fethullah Gülen ve Öcalan vardır. Abdullah Öcalan vardır. Onun karşısındaki bütün kuvvetlerde bir devrimci ve milli cephenin unsurları olarak karşı karşıya gelmişlerdir, bölünmüşlerdir. Ve bir kez daha özetliyorum. Tablo, gelişme, devrimci kuvvetlerin birleşmesinden, büyümesinden ve güçlenmesinden yanıdır. Karşı devrimci kuvvetlerin de çözülmesinden, dağılmasından, birbirlerinin boğazı. Ha tabii bu arada onu da söyleyeyim, son birkaç günlük tespitlerimiz olarak, yani sadece AKP içinde bir bölünme, parçalanma ve dağılma süreci değil, AKP ile Fethullah cephesi arasındaki şey de derinleşmektedir kavgada. Bu da böyle derinleşmeye devam edecek. Şimdi dolayısıyla bu yaşadığımız bu nesnel tablo 1 Mayıs'a da yansımaktadır. Yani 1 Mayıs'ın da bir karşı devrimci kuvvetler tarafından akil 1 Mayıs, açılım 1 Mayıs'ı vardır. Bir de hakikaten emekçi Türkiye halkının, milletimizin, emekçi halkımızın 1 Mayıs'ı vardır. Bu şekilde 1 Mayıs'ta bölünmüştür ikiye. Tabii o birinci sözünü ettim, akil 1 Mayıs'ın içinde akiller vardır, yok şu vardır, bazı sendikacı, sendika ağları falan bulunmaktadır, vardır, doğrudur. Ama burada halk yoktur, göreceğiz yarın bunu, bunun uygulandığı her yerde göreceğiz. Halk yoktur, emekçiler yoktur, emekçilerin davası yoktur ve Türkiye'nin davası yoktur. Türkiye bayrağı yoktur, Atatürk yoktur, bağımsızlık yoktur, egemenlik yoktur. Hah, budur işte. Yarın o akil 1 Mayıs'ta APO posterleri vardır. O işte onların bayrak dedikleri bir takım şeyler dalgalanacaktır, sallanacaktır. Olay budur. Şimdi onun karşısında ise ben şöyle söyleyeyim, belki de 1993'ten sonra ilk kez bu kadar net bir ayrışma yaşanıyor ve ilk kez sağlıklı bir 1 Mayıs, yani emekçinin hakkını, hukukunu, Türkiye'yi savunacak bir 1 Mayıs gelmektedir. Bu demin sizin de söylediğiniz gibi Ankara'da Tandoğan merkezli bir buluşmadır. Orada vatan seven, bütün vatanseverler, emek kuvvetleri, çok sayıda sendikamız, Cumhuriyet kuvvetleri falan beraber olacaklardır ve emeğin, birlik, mücadele ve dayanışma gününü 1 Mayıs'ı hep beraber kutlayacaklardır. Bu vesileyle biz de buradan bütün halkımızın, emekçilerimizin bu birlik, dayanışma, mücadele gününü 1 Mayıs'ını şimdiden kutluyoruz. Çok başarılı bir yeni döneme giriyoruz ve bu 1 Mayıs'ın bir dönüm noktası olacağını emekçi hareketi bakımından da aynı zamanda görüyoruz. Bu Tandoğan tablosunun İzmir'de şeyle devam edeceğini biliyoruz. Bornova buluşmasıyla devam edeceğini biliyoruz. Aynı tablo Bornova'da yaşanacak. İstanbul'da da bir karışıklık olmakla beraber, yani sendikaların o da biraz şeyinden ileri gelmektedir. Belirsizliğinden ve yetersizliğinden diyelim ileri gelmektedir. Bir Beşiktaş buluşması ön plana çıkmaktadır. Daha çok Türk İş Sendikaları'nın orada yoğun bir şekilde buluşacağı böyle bir 1 Mayıs'a doğru geldik. Hızlı bir şekilde geldik. Şimdi bu şeyin içinde, olayın içinde demin söylediğim gibi Türkiye'nin kaderine ağırlığını koyacak, el koyacak, öncü özellikleriyle ve sadece işte taşeronlaşmaya, bilmem güvencesiz çalışmaya, ulusal istihdam stratejileri falan karşı değil, yani emeğin hakkı olan ya da kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı bir tepki olarak değil, şu anda
bölünmekte olan ülkemize, bağımsızlığını yitirilmiş, egemenliği yok edilmiş olan ülkemize sahip çıkma bakımından da, bir bağımsız demokratik Türkiye, özgür Türkiye yaratma bakımından da sorumluluğa sahip, bu duygularla birleşmiş ve Türk bayraklarıyla bir araya gelmiş bir büyük kitlenin Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Zonguldak'ta, Aydın'da, sayalım da Adana'da, Mersin'de, bütün Türkiye'nin birçok bölgesinde, evet tekrar vurguluyorum, Türk bayrakları altında omuz omuza mücadele edeceğini göreceğiz. Bu 1 Mayıs'ın böyle bir özelliği var. Bu bir yeniliktir, başlangıçtır ve demin söylediğim devrimci yükselişin, o büyük iradenin ortaya çıkışının yeni bir dönüm noktası olmaktadır bu 1 Mayıs. Karşı cephesi yenilmeye mahkumdur. Bütün emekçilerimize ise buradan sesleniyoruz. Ya gidersiniz kardeşim APA posterleriyle, varsa böyle bir niyetiniz. Ben olmayacağını çok iyi biliyorum böyle bir şeyin. O KESK falan adı altındaki bir takım kuruluşların burada yer aldığını biliyoruz. Bu görüntüler içinde evet, olacaklarını akil biliyoruz. Adam. Başkanı da akil adamdır. Biliyoruz. Ya KESK diye bir şey kalmadı aslında. KESK mi var ya? Sürüklenen bir grup böyle işte. Bağlanmış. Sürüklenen bir grup. Oradaki... Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Tabii. Toparlıyorum ben. Son evet. Mesajlarınızı toparlayacak olursanız. Evet. Ben bir doğru şeyin kutlamanın yapılacağını görüyorum. Yani tabii bir de burada şunu da söyleyeyim. Demin siz de sordunuz onu. Bu 1 Mayıs'a yine her 1 Mayıs'ta olduğu gibi bir karanlık şehre girilmektedir. Yani Taksim olsun mu olmasın mı tartışmasıyla bilmem nesiyle yine biber gazı yarın sanki olağanüstü hal ilan edilmiş. Ne bu ya rezillik ya? Sanki sıkı yönetim var ya. Bütün otobüsler, trenler bilmem şey, metrobüsler, vapurlar her şey yasaklanmış ya. Bu ne oluyoruz kardeşim ya? Bu kadar korkunç bir şey. Ve buna karşı tabii aynı zamanda o radyo merkezli bir takım şeylerinde hazırlıkları olduğunu da biliyoruz. Onu da söyleyeyim ben. O Tayyip Erdoğan'ın şeyi, demin siz hatırlattınız, sözü önemlidir. Yani 80 öncesini tekrar yaratmak istiyorlar falan diye. Evet. O 80 öncesini yaratma tablosu Tayyip Erdoğan'ların bağlı olduğu merkezin, Gladio merkezinin kafasıdır. Bu şeyle beraber, açılımla beraber Türkiye maalesef göreceğiz bunu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde geçen hafta ilk örneğini yaşadık. O PKK'lı denen zorbaların, eşkıyanın, o bir takım yine Gladio'nun emrindeki bazı gruplarla, küçük tırnak içinde sol, kendini sol diye ilan eden gruplarla beraber vatanseverlere, bilim adamlarına, hocalara vesaire yaptığı bir saldırılar. O bir başlangıç oluyor. Bu 1 Mayıs'larla falan bunlar hep şey yapılıyor, tekrar tekrar gündeme getiriliyor. Bu sözün ettiğim adreslerde 1 Mayıs buluşmalarında vatandaşlarımız, emekçilerimiz, işçi önderlerimiz rahat olsun. İşçi Partisi'nin olduğu her yerde barış vardır, huzur vardır, ferahlık vardır, rahatlık vardır ve mücadele azmi vardır. Kararlılık vardır, başarı vardır. Onu da söyleyeyim ben. Altında kalacaklar. Bu tezgahların da altında kalacaklar. Yani Gladio'nun bu en son tezgahlamış olduğu ve önümüze Türkiye'nin önüne getirdiği. Belki de bunu bir Türk-Kürt çatışmasının şeyi olarak da düşünüyorlar. Başlangıcı olarak da düşünüyorlar. Bunların hepsinin altında kalacaklar, göreceğiz. 1 Mayıs'ta bence burada emekçilerimizin, halkımızın yeniden ayağa kalktı. Bir kez daha ayağa kalktı. Birleştiği ayağa kalktı. Mücadele için yemin etti bir dönüm noktasıdır. Öyle olacaktır. Evet. Teşekkürler Sayın Sever. Evet sayın seyirciler, son dönemlerin en çok tartışılan partisi, İşçi Partisi, Genel Başkanımız Sayın Ferit Dilsever'le hem açılım sürecini, hem bölünme anayasasını, hem de 1 Mayıs'ı değerlendirdik. Biz de Ulusal Kanal emekçileri adına, emekçiler olarak bütün izleyicilerimizin 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nı kutluyoruz. Özellikle Ankara'da, Tandoğan'da, İzmir'de, Bornova'da, İstanbul'da, Beşiktaş'ta Ulusal Kanal izleyicileri de, gönüllüleri de Vatan Emek Cumhuriyet birlikteliği beraber olacak. Orada Sayın İlsever'in söylediği gibi Ay Yıldızlı Bayrak'la beraber emekçiler hem Cumhuriyet'e hem de emeklerine sahip çıkacaklar. Yarın 1 Mayıs, şimdiden 1 Mayıs bayramımızı kutluyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.